Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Çobanla baş başaya hoş geldiniz. Çobanla baş başa da Osmaniye'deki çobanlarımızdan sonra durağımız Hatay'dayız. İskenderun'dayız. Hatay ve İskenderun. Özellikle yol boyunca sizlere gördüklerimi, hissettiklerimi anlatmak istiyorum. Bu 14. programım. 7. gün ve 7 günde günde 2 program çekiyor. 14. programım. İl il Türkiye'mizi, illerimizi geziyoruz. Tam kıyıdayız. Biraz ileride Reyhanlı var, Suriye sınırı var. Bütün doğuyu gezeceğiz. Dolayısıyla ben kendim emekli polisim. Gazeteciyim. Bunu izleyicilerim bilirler. Gelinceye kadar sadece bir defa polis noktasında durduruldum, aramaya girdim ve geçtik. Her noktada polislerimiz var. Şunu anlatmak istiyorum. Halkımızı hiçbir şekilde güvenlik kuvvetleri sıkmıyorlar. O kadar rahat, özgür, güvenlik içerisinde huzurlu bir yolculuk yaptım. Ben Güneydoğu, Doğu yolculuğuna çıkmadan önce herkes bana oraya gidemezsin, gitme, tehlikeli dedi. Hayır. Benim gidemediğim, göremediğim, gezemediğim yer benim değildir. Huzurlu bir şekilde geziyoruz. Eğer bu hiçbir yerde de durdurulup kimlik kontrolü yapılmıyor, sormuyoruz. Yani hiçbir ile girerken sen kimsin, nesin diye sormuyor. Yani ben Türkiye'mde, bu güzel ülkemde özgürce her yere rahat bir şekilde çıkıyorum. Bunu neye borçluyuz? Bunu şehitlerimize borçluyuz. Bunu gazilerimize borçluyuz. Bunu askerimize borçluyuz. Bunu polisimize borçluyuz. Bunu gece ve gündüz bu ülkenin yollarını ören, huzurunu sağlayan, güvenliğini sağlayan, içte ve dışta ülkemizi koruyan, savunan, ülkemizin, insanımızın menfaatlerini savunan büyüklerimize borçluyuz. Bunu burada teşekkür etmek için söylüyorum. Özellikle benim güzel vatanım çok güzel. Yurt dışı gezilerini iptal ettim. Niye? Ben kendi ülkemi gezememişim daha. Onun için çok güzel bir ülkemiz var. Bak şu anda İskenderun'dayız. Gerçekten harika. Yani Osmaniye biraz, Osmaniye'de yeşildi. Güzeldi. Bu bölgeye Hatay. Hatay'da yemyeşil. Aynı bizim o bölge. Sahil zaten. İşte şimdi çobanla baş başa da çoban aramaya geldik. Ve bir çobanımızı bulduk. Nasıl bir çobanımız? İşte burada çobanımız. Gel abi. İşte çobanımız bu. Peki abi sen ne çobanısın? Ben deve kuşu çobanı. Deve kuşu çobanı. Deve kuşu çobanı. Sizi tanıyalım abi. Ben adım Kemal İnce. Yıldız Konak Kafe Restorant'ın kebap ustasıyım. Aynı zamanda bizim patron işte bu deve kuşlarını tavuk kadarken aldı getirdi buraya. Benim ilgilenmemi söyledi. Hı. Ben de kuşları, doğayı seven birisi olarak ilgilenmek istedim tabii ki. Bunlar tavukken geldi. O şekil yemlerini, sularını günübirlik verdik. Baktık, gözümüz gibi baktık. Büyüttük, Allah'ım. Şu an bu hale geldiler. Arkamızda gördüğümüz deve kuşları tavuk kadarken geldiler. Şu an 9 aylıklar. Yedikleri yem yeşillik. Bu danaya, ineğe verilen, koyunlara verilen suni yem. Hı hı. Tabii mutfaktan artan tavuk derileri oluyor. He. Onlardan da veriyoruz. Onlardan da yediriyoruz. Keşkek de vermişsiniz galiba Kemal abi. Keşkek değil mi? Hayır, o keşkek değil. Bizim hı? Burada artan şeyler oluyor, ekmekler, evet, ekmekler oluyor. Onları yiyorlar. Onları ıslatıp veriyoruz, evet. Onları da ıslatıp veriyoruz, evet. Onları da yiyorlar. Ve sebze alanından gelen bütün yeşilliklerle falan besleniyor bu hayvanlar. Bunlar şu anda 9 aylık. 9 aylık. 3 ay sonra 1 yaşına geçecek. 3 ay sonra 1 yaşına geçecek. Ve çiftleşme dönemine geçecekler. Yumurta dönemine geçecekler. Bunlardan bizim ilk baştaki amacımız üretip, çoğaltıp
daha geniş bir çiftlik kurmak, daha sonra bunların yumurtasından, etinden faydalanmak. Deve kuşu eti bazıları bilmez belki. Deve kuşu eti koyun eti ve dana etine nazaran daha yumuşak, daha güzel bir et. Sen yedin mi abi? Evet, yedim. Vallahi çok güzel. Çok pamuk gibi eti var. Bunlar genelde Akdeniz sahillerindeki büyük otellere, Hilton oteli, o gibi büyük otellere şey olarak, et olarak veriliyor. Oradaki yabancılar bunun etini daha çok beğeniyorlar. Çünkü eti yumuşak ve güzel olduğu için daha çok hoşlarına giden bir et türü. Evet. Oy. Çoban kaçsın mı, beklesin mi? Bekle. Şimdi Allah ısır. Isıracak mı? Bunların gagaları ördek gagası gibi dişsiz, tamamen damakla yemlerini, yemeklerini yiyen hayvanlar bunlar. Allah Allah. Zarar veremiyorlar. Diğer hayvanlar gibi. Bunlarda diğer hayvanlar gibi şey yok. Beyinleri diğer cüsselerine göre, beyinleri bunların daha küçük, diğer hayvanlara göre daha küçük. Bunlar tamamen hissi duygularla hareket eden hayvanlar. Allah Allah. Sahibini tanımazlar. Allah Allah. Yok. Bunlar sahiplerini tanımazlar. Çünkü bunların doğasında yabanilik var. Tam evcil olamamışlar bunlar. Evcil hayvan olamamışlar. Yabanilik var bunlar. Şimdi ne kadar güzel doğası. Abi şuna bak ya. Allah Allah. Gözlerine bak. Kiprikleri çok güzel. Gördüğü kipriği çok güzel. Gördüğü her şeye saldırıyor işte böyle. Bunlar Kemal abi kaç kilo bunlar şu anda? Bunlar yaklaşık olarak 60-70 kilo civarında var. Maşallah. Evet. Bunları nereden temin ettiniz? 120 kiloya kadar bunlar çıkıyor. Nereden temin ettiniz bunları? Bunları Niğde'den içeri taraflardan, Anadolu tarafından patronumuz aldı getirdi. Allah Allah. Var mı satanlar bunlar? Çiftliği var mı bunların? Burada tek çiftlik olarak şu an bizim çiftliğimiz var. Bizim aracımızda. Çiftlik burası mı yani? Evet, şu anda çiftliğimiz bu kadar. Çünkü ilk aşamada biz bunun çok değerli bir hayvan olduğunu öğrendik. Bizim patronumuz getirdi bunları. Bunların sırada 1'e 6-7 getiri getirisini öğrendik biz. Nasıl 1'e? Bu işe girdik. 1'e? 1'e 6, 1'e 7. Yani 100 milyar bal alıyorsun. Senede 700 milyar kazanç sağlıyorsun. Ne olarak? Et olarak mı, yumurta? Et, hem et olarak hem tavuk, yumurta olarak. Bunun derisinden de ayakkabı yapılıyor. Bunun ayakkabısının tanesi 10 milyar. Bir ayakkabı. Derisi de çok değerli bir deri. Git kız ota. Evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çobanla baş başa da deve kuşu çobanıyla beraberiz. Gerçekten ben kendi çiftim var. 15-20 çeşit hayvan var. En son koyun aldım 5 tane ama deve kuşundan almak istiyorum. Abi bu deve kuşundan nasıl yedinebilirim ben? Bir tane ya, numune ya. Şunu ver bana ya. O gelir, alır. Yanaşır sana. Öyle mi? Ya şunu ver bana ya. Allah. Al götür. Oh, kaldırabilirsen. Allah Allah. Kaldırabilirsen. Kaldırabilirsen. Götür. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şunu. Allah. Tekme ata mı ya? Bunların belki de biliyorsunuz. Yarış yapıyorlar bunlar. Doğu üzerinde bunların sırtına binerek. Allah Allah. Tabii yarışa katılıyorlar, yarış yapıyorlar. Heh. Şey yapmaz, sevmeye çalışır. Değil mi? Tabii. Şey verilen böyle. Bunlar adamın ayağını kırar. Ha? Adamın ayağını kırar saldırırsa. Allah Allah. Tabii Allah. Tekmeler. Tekmeler mi? Tabii. Allah öteki yani tekme atar, internette de bakarsanız Allah Allah. Deve kuşunun
dövdüğüne. Allah Allah. Tabii deve koçunun bir insanın nasıl dövdüğüne bakarsanız geliyor, tekmeliyor. Allah. Adamı, adam yere düşüyor, pert oluyor. Ondan sonra kaçıp gidiyor. Gidiyor. Adamı Allah dövdükten Allah. Sonra kaçıp gidiyor. Bir de korkuyor yani, adamdan korkuyor. Öyle mi ya? Şişt, alo. Çok güzel hayvan ya gerçekten. Haydi bakalım. Evet. Hay. Hay. Hadi çekil kızım. Çekil. Süper. Ha. Ha. Evet sevgili izleyiciler işte. Al bakayım. Oo, süper ya. Afiyet olsun. Al, al kızım sen al. Al 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 al. Ay, ay. Oy. Oy. Ay, ay. Dur. Hah. Al bakayım. Hah. Allah Allah. Dişleri yok tabii bunların. Ay elim ısırdı ha bak. Allah. Hı. Ah. Ha şöyle seveyim gel gel. Evet evet. Sevgili izleyiciler bak ah ah. Gel la. Evet. Ah. Allah. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa hızla devam ediyor. Deve kuşu çobanlığı, deve kuşu çiftliğini çektikten sonra İskenderun'dan Hatay'a doğru gidiyoruz. Arsuz diye bir sahil var burada. Bu akşamı burada geçirelim dedik. Hem otelde kalalım, pansiyonda kalalım hem de denize girelim dedik. Aradık. Arsuz. Tıpkı bizim sahillerimiz gibi burada yazlıklar var. Sağ tarafta müthiş yazlıklar var. Arka tarafta bak kameraman çekebilirse. Deniz boyunca son model bizim Ayvalık gibi, Edremit gibi, Erdek gibi, Tatlısu gibi yazlıklar var burada. Fakat orada tek farkı burada şu anda fırın gibi. Yani müthiş bir sıcak var. Biz de denize gireceğiz. Yine bölgedeki izlenimlerden size aktarmak istiyorum. Hatay. Hatay biliyorsunuz tam Suriye sınırında bir ilimiz ama haritada, Google haritadan navigasyonla geliyoruz. Haritada Hatay yok. İskenderun var. Bakınız siz de bakınız isterseniz Google haritalara. Hatay yok. Tabelalarda da Hatay gördük bir iki defa. O da yok. Yani gerçekten İskenderun içinde durdum. Dedim ki Hatay'a gideceğiz biz. Nerede? Google haritadan gösterdim. Ya diyor sen diyor abi boş verdi. Harita bunu almamıştı diyor. 60 kilometre gideceksin dedi İskenderun'dan. Ve biz İskenderun'dayız. Hala Hatay'ı bulamadık. İnşallah geceyi burada geçireceğiz. Yine gerçekten İskenderun ve bu bölge Hatay'ın buradaki yerleri çok harika yerler. Yani kesinlikle hani biz doğu diyoruz buraya. Mahremiyet bölgesi. Hayır. Dağlarda ağaçlar var, ormanlar var, araziler var, zeytinlikler var. Gerçekten burası Ayvalık, Edremit sahili gibi, Erdek sahilinden hiç farkı yok. Gerçekten çok mükemmel bölge. Özellikle İskenderun tam bir il olacak. Yani nüfusunu falan göremedik ama o kadar lüks binalar, o kadar büyük binalar, dev liman var. Liman kendi İskenderun liman var. Demir çelik işletmeleri var. Dolayısıyla Hatay tam, biz şu anda tam sınırdayız. İleride Reyhanlı var. Yani Suriye sınırındayız biz. Reyhanlı'ya gideceğiz. Cilvegözü sınır kapısına da gideceğiz.
Oralarda göreceğiz. Çünkü bu Suriye ile ilgili olaylarda çok gündeme gelen, çok canlı yayınların olduğu Reyhanlı, Cilvegözü sınır kapısı, işte bütün 900 kilometre mesafedeki Suriye sınırından geze kıyı illerimizi çobanla baş başaya da çekmeye devam edeceğiz, gezeceğiz. Evet, güneşin batışını izliyoruz. Müthiş bir manzara. Evet. İskenderun Hatay'daki sahildeyiz. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa devam ediyor. Hatay'dayız. Arsuz tamamen bir kıyı şeridinde bir yer. Aslında Hatay çok güzel. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Etrafı dağlarla çevrili, ormanlarla çevrili yeşillik bir yer. Orman var. Dağlar tamamen ormanla kaplı. Şu karşımızdaki ormanda da çam ağaçları var, çamlıklar var, zeytinlikler var. Yine yol boylarında incir tarlaları var, sergiler var. En önemli dikkatimi çeken hususlardan birisi de bu bölgede evlerin birçoğunda, birçok iş yerlerinde ve yol boyundaki birçok sergilerin hepsinde hemen hemen Türk bayrağı asılı. Yani müthiş bir milliyetçilik, vatanperverlik burada neredeyse tavan yapmış. Tam Suriye'nin sınırındayız. Hemen karşımızda biraz ileride 150 kilometre ileride Lazkiye var. Suriye'nin Lazkiye kenti. Ve hemen ileride Halep var. Biz şimdi Reyhanlı'ya doğru yol alacağız. Hatay'a gireceğiz. Hatay'ı bir gezelim. Ve burada bir çoban bulacağız. Çoban bulduktan sonra Reyhanlı'dan sonra Gaziantep Kilis'e doğru Suriye sınırında 900 kilometre Suriye sınırından geze il çobanlarla baş başa olmak üzere devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir bölge. Memleketimizin her tarafı güzel. İşte bu Türkiye'mize, ülkemize sahip çıkalım. Çok rahat bir şekilde her ile sorgusuz sualsiz girebiliyoruz. Özgürce gezebiliyoruz. Bizi durduran yok, kimlik soran yok. İşte benim ülkem bu kadar güzel ve bu kadar güvenli bir ülke. Bu ülkemize sahip çıkalım ve değerini bilelim diyorum. Şimdi şehre gireceğiz. Hatay, diğer bir adı da Antakya'ymış buranın. Hatay, Antakya. Resmiyette Hatay yazıyor ama buralara geldiğimiz zaman tabelalarda Antakya yazıyor. Nüfus 538.000. 538.000 rakım, 85 deniz seviyesiyle aynı. Biliyoruz benim buramız. Çobanla baş başa. Selamünaleyküm. Sevgili izleyiciler, çobanlarımızı bulduk tabii. Onlar da şimdi hayret ediyorlar. Bu adam ne iş falan diye. Biz çobanla baş başa. Evet abi. Biz yatıyoruz. Sizi tanıyalım. Vahit Çelik abi. Ne? Vahit Çelik. Vahit Çelik. Vahit, evet. Nerelisin? Harranlıyım abi. Harran mı? Evet abi. Harran nereye ya? Reyhanlı ötesinde abi. Reyhanlı. Evet. Harran nereye bağlı? Reyhanlı abi. Reyhanlı'ya. Evet abi. Hatay, Reyhanlı, Harran. Evet. Ne Çelik dedin? Vahit abi. Vahit. Oradakiler kim? Mehmet Demir. O kim? Neyin oluyor senin? Bizim köyden abi. Sizin köyden mi? Çağırsana onlardan hepsini çağıralım. Ay Mehmet. Devam. Ne diyorsun ya? Biz bunun yanına gidelim. Ne diyorsun? Sıcak diyor. Evet. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çobanlarımızı yakaladık. Sıcağın orta yerinde, gölge de yok. Vay anasını ya, ramokları koymuşlar. Bak. Şöyle işte. Yatıyor valla burada. Oy oy. Gidik. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Bakınız işte çobanımızı bulduk. 50 derece sıcak. Evet sevgili izleyiciler, burada söylemiştim. Bu bölgede Türk bayrağı tavan yapmış. Her yerde gerçekten vatana bağlılık için özel olarak bayraklar asılmış. Evlere bile özel yapılmış. İşte
Abi sizi tanıyalım. Ben Mehmet Demir. Mehmet? Demir. Mehmet Demir. Evet. Bu arkadaş kimdi? Vahit Çelik abi. Vahit? Çelik. Vahit Çelik. Vahit çok güzel sevgili izleyiciler. Yer gerçekten şive çok güzel. Vahit. Vahit Arapça mı? Arapça mı? Evet Arap abi. Ha? Evet. Evet. Ha, ondan işte ben de Arapça çatpat biliyorum da. Vahit el Vahidun. Ne demek Vahidun? Bir mi? Bir evet. Bir demek. Aynen. El. İşte bir bu. Abi sizi burada gördük. Yolun kenarından geçerken baktık. Nereden bak Hatay'dan çıktık. Evet. Reyhanlı'ya doğru gidiyoruz. Bir çoban bulalım dedik. Şanslı çobanımız sizsiniz. Buyurun hoş geldiniz. Safa geldiniz. Siz de mi Arapsınız? Evet. Bu Hatay halkı genelde Arap değil mi? Hepsi aynen evet. Yani genellikle Arap yani. Arap, Kürt evet. Var mı? Yok. Allah Allah. Yok. Arap aslında. Arap, yani. Arap, Türk işte. Ama çok güzel ya Hatay. Benim çok hoşuma gitti. Yemyeşil. Sonra çok ilgimi çekti. İsminizi unuttum. Mehmet Demir. Mehmet abi. Yaş evet. Kaç? Yaş 44. 44. Benden 11 yaş ufaksın. Evet. Mehmet Demir. Bizim köyde var bir Mehmet Demir. Oradan şey yapayım. Mehmet abi. Evet. Buyurun. Şimdi bu Hatay bölgesinde, bu bölgede biz geliyoruz mesela Suriye sınırında bir bölge. Ya müthiş mesela her yerde, evlerde her yerde Türk bayrağı var. Bak karşımızda var. Görüyor musun? Bak, evet. Kamera çek. Aynen, bana. Aynen. Evet. Bu yeni mi? Yok, önceki bir şey mi? Bu 15 Temmuz'dan sonra olan bir şey mi? Yoksa bu Suriye olayı... Öncekinde de var da ama şimdilik yani 15 Temmuz'dan sonra daha da yani güçlendi bayraklar. Güçlendi, evet, aynen. Yani Türkiye'ye bağlılık, vatan sevdası daha da güçlendi. Aynen, aynen. Ha, yani ben görüyorum bu bayrak takıyor, ben de gelip takıyorum, o takıyor. Böyle hepimiz yani biriz yani. Yani diye mesaj yani bırakıyoruz. Aynen. Burada bir Reyhanlı'da bir terör olayı oldu bir ara. 50 kişi ölmüştü. Onun dışında böyle büyük bir olay da olmadı galiba. Yok olmadı. İşte yalnız o yılki ait yani iki kere patlama oldu zaten. İki yerde aynı noktada. İki yerde. Daha sonra da oldu da. Yani Suriye'den gelmeye başladı o zaman. Şimdi Mehmet abi sizin burada tam böyle iki tane ramok. Evet. Tarlanın ortaya, arazinin tam orta yerinde. Sanırım bu yulaf tarlası, buğday tarlasıymış. Ha buğday tarlası bu evet. Buğday tarlası. Evet. Burası nasıl böyle? Anlatsana bak. Reyhanlı dümdüz ova öyle gördüm ben. Yok Reyhanlı güzel bir yer yani. Çok iyi bir yerdir. Ovaları, düzlük, hepsi üzlük. Her şey yetişiyor. Evet. Biz buraya geldik işte mısır tarlasına geldik. Biçiliyor mısır tarlaları. Koyunları salıyoruz işte ona. Serbest şimdi serbest salıyorsunuz. Serbest evet. Siz tam nereden bu? Hangi köyden siz burada? Biz Reyhanlı. Harran mahallesindeniz. Harran mahallesinden. Evet. Ha, Reyhanlı'nın Harran mahallesi var. Harran Ovası diye bir ova da var burada değil mi? Harran Ovası diyorlar. Yok Harran Ovası Urfa tarafında Urfa oluyor. Urfa tarafında. Evet. Harran Ovası varsa. Şimdi sizde kaç tane koyun var burada? Burada şimdiki yaklaşık yani 300 yani civarında. Senin? Benimle arkadaş yani arkadaş, beraber. Beraber evet. Bakıyorsunuz. Evet beraber işte. Nasıl biz. Oldu? İki tane vay senin ne kadar koyunun var? Benim tek başıma 145 abi. Maşallah ya. Yaş kaç senin? 15. 15. Evet abi. Vay be. Babanın mı? Babanla mı yapıyorsun? Babası evet. Yani. Babamın. Bir bize ay. 145 ait. Koyun. Evet. Çok evet, iyi ya. Abi. Senin? Benim de yani 100 koyunum var. Bir de ayrıca bir arkadaş daha var. Onun da var. 3 kişi. Evet 3 kişi. Burada şu an 3 kişinin koyunları mı var? Evet evet. O arkadaş şimdiki köye gitti. Köye gitti. Artık evet. Gelir yani akşama doğru gelir. O zaman üçünüz birlikte mi bakıyorsunuz? Evet. Karışık. Karışık evet. Çok güzel. Yani o zaman sizde çoban sıkıntısı olmaz. Yani senin bir işin olduğu zaman sen gidersin. Aynen aynen böyle işte. Şimdi bir iş yani düştü mü ben veya öteki veya öteki. Yani gideriz. Her gün bir kişi gider. Yani işini ihtiyacını görüp gelir. Oo çok güzel. Yani aynı anda iki tane çoban olması lazım. Evet aynen. Siz üç kişisiniz. Üç evet, kişi. Evet, bir kişi yani devamlı gidiyor yani. Mesela tatilde. Ben güzel. Geldim bir gün yeni geldim. Ha. Öteki arkadaş gitti. Yarın bu arkadaş da gidecek. Çok güzel bir şey ya. Ha? Fahit. Evet. Boş evet. Bir şey bu. Güzel bir şey. Evet çok güzel. Sevgili izleyiciler bakınız. Hoş geldin. Allah'ım ya Rabbim ne güzel koyuyorsun ya. Her yerde her çobandan ben arı gibi bir bal alıyorum. Bir şey alıyorum işte. Bir şey alıyorum. Bak buradan da çok önemli bir ders çıkaralım. Çobanlar genelde işte yalnız olduklarından, hayvanlara bakamadıklarından, bayramların seyranlarının olmadığından zor anlara. Ben de onlara derdim ki 3 kişi bir araya gelin.
koyunları bir sürü yapın. Ortak bakın. Sırayla bakın. Dönüşümlü olarak bakın. İşte burada bu arkadaşlarımız dönüşümlü olarak koyunlara bakıyorlar. 3 kişinin ayrı ayrı koyunları var. 100, 145, 150 her neyse hemen hemen birbirine yakın fark etmiyor. 2 kişi sürekli devamlı nöbette duruyor koyunların başında. 1 kişi arazide. Yani tatilde. Tatil. Yani işine bakıyor. Çok güzel bir şey. Yani 3 günde bir tatil yapıyor. 2 gün çalışıyor. 3. gün bir iş yapıyor. Bu çok önemli. Bak bunu burada özellikle üzerine basa basa vurguluyorum. İşte koyun bakımının, koyunculuğun, küçükbaş hayvancılığın pratik birçok yöntemi var. Ben de yapıyorum. Mesela 5 tane koyun aldım. Benim bir dönümlük arazinin içerisinde giriyorlar, çıkıyorlar serbest. Çok kolay bak. Hiç zahmet yok. Gece gündüz kendilerine girip çıkıyorlar. Otomatik sulama yaptım. Su sistemi yaptım. Bu 10 tane de olabilir. 15 tane de olabilir yerin durumuna göre. Hiç zaman harcamıyorum. Akşam sabah 20 dakika harcıyorum. Bu pratik bir yöntem. Öyle değil mi? Siz beraber misiniz sürüler olarak? Ha? Allah Allah. Senin adın ne bakayım? Karakoyun. He, çok güzel. Çok sıcak. Seni çok sıcakta bırakmışlar ya. Oy tatlım. Koyunların cinsi ne abi sizin? Cinsi. Koyunların cinsi avaz. Ne? Avaz, avaz. Avaz mı? Evet, avaz cinsi, evet. Avaz. İlk defa avaz. Avaz cinsi. Avaz ha burası yani. Allah Allah. Karabaşlı yani avaz deriz biz burada. Karabaşlı avaz. Evet. Allah Allah. Genellikle bizim burada yani şu koyunları beslerler yani. Kuyruklu olanı beslenmezler. Merinos da var, merinos yani onlar. Merinos yani da var mı? Yok. Yani burada gitmiyor yani merinos. Kimse şey etmiyor yani almıyor. Merinos. Niye gitmiyor? Çok sıcak mesela. Bugün sıcaklık kaç derece bu, şu anda? Valla bence 44 olması lazım yani civarında. 44 civarında olması evet. Lazım. 50 dediler. Biz Hatay'dayız dedik ki Reyhanlı'ya. Biz çoban, böyle biliyoruz artık yani. Çoban çek. Ya dediler bugün 45'in üzerinde 50'ye yakın sıcaklık. Yarın gidin dediler. Yani yarın serinleyince gidin dediler çobanları çekin. Ya vallahi serinleyince ya. Herkes çeker. Bizim evet. Sıcağın altında sizi burada yakalamamız önemli. Baş tacı. Öyle değil mi Mehmet de mi? Evet aynen. Biz gelmeden önce uyuyor muydunuz? Yok valla oturuyor sıcaktan yatılmıyor. Allah vallahi yatamıyor. Alışmadınız mı? Yani bu sıcağa alışmış olmanız lazım. Alıştık ama yatılmıyor işte. Yattığın zaman ter dökülüyor senden. Allah Allah. Valla. Çok ya. Oturuyor işte orada. Bunlar? Bunların içinde su var işte koyunlar için evet. Tanker. Vay be. Boşaldın mı gidip dolduruyor geliyor. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bakınız. Tabii buralarda diğer bölge gibi değil ama. Bu tarlada bakım yapıyorlar. Dolayısıyla başka bir yerden başka bir yere getirmek zor olduğu için mecburen traktörler, ramokların gölgesinde geçici olarak hayvanlar böyle oturuyor. Bak burada da keçi var. Evet. Ben Mehmet Demir, çobanım. Reyhanlı Haram Mahallesi'ndeyim. Şimdi biz buraya koyunları getirdik otlamak için. Koyunculuk iyi bir şeydir. Yani çok güzel bir meslektir ama velakin şimdi bu göllerde çok sıkıntımız var. Bu mera alanı çok sıkıntılı. İşte mera alanımız yok. Ondan dolayı yani 15-20 kilometre biraz daha öteye geldik. Mısır tarlasına geldik. Şimdi yaydırıyoruz ta pamuğa kadar, pamuk bitimine kadar geri kışın gidiyoruz. Kışın yani rezillik çekiyoruz. Bizim orada hiçbir yayılım alanımız yok. Hep yani koyular ahırda. 4-5 ay ahırda. Bütün yani sıkıntımız işte mera alanı. İşte bundan dolayı biraz yani koyunlardan yani hevesimiz yani gittikçe yani gidiyor. Bir mera alanımız yani olsaydı 100 yerine 200 beslerdik. Yani yetkililere sesleniyoruz. Yani bize mera alanı ayarlayabilirlerse çok iyi olur. Mehmet abi kaç yıldır bu koyunculuğu yapıyorsunuz çobanlığı? Vallahi o da yaklaşık yani 30 yıldır yapıyoruz. 30 yıldır yapıyorsun. Evet. Babadan yani baba mesleği bu. Önceden de babam yapıyor. Önceden de dedem yapıyor yani böyle gelip geçiyor bu. Peki bu koyunların cinsi ne demiştin?
Cinsi Havas cinsi. Havas cinsi. Allah. Evet, ya Havas. Ya bu bölgeye dayanıklı ırk bu mu? Evet evet. Bütün bu bölge yani Hatay bölgesi genellikle bu yani ırkı besler. Hmm. Peki bunlara burada meradasınız mesela. Gece evet. De burada mı kalıyorsunuz? Evet, gece gündüz buradayız. Ha. Gece de merada kalıyorsunuz, burada kalıyorsunuz. Evet, gece de buradayız. Köpek var mı, koyun köpeği? Var, evet. Şeyde mesela yem falan vermiyorsunuz. Merada gece gündüz merada kaldığınız için yem vermiyorsunuz. Yok, burada yem vermiyoruz. Anladım. Kışın ne yapıyorsunuz? Kışın yem veriyorsunuz mu? Kışın veriyoruz, evet. Ne veriyorsunuz? Veriyoruz işte arpa çiti. Hmm. Arpa samanı, pamuk çiti veriyoruz. Hı-hı. Bunları veriyoruz işte. Yılda kaç kuzu alıyorsunuz bu koyundan? Verimi nasıl kışın? Vallahi verim artık o kısmet yani bu. Bazen hastalık kapıyor, ölüyor. Bazen maşallah iyi gidiyor. Böyle yani bu. Hmm. Yani yılda ikiz mi, kaç, bir kuzu? Yok, yok, ikiz genellikle çok az. Çok az. Yani olmuyor yani. Çünkü yani 100 koyunda ancak yani 10 tane 15 tane doğuruyor ikiz. Hı hı. Çünkü biliyor musun ya, koyunlar biraz aç. Ondan dolayı yani yeterince beslenmediğinden dolayı fazla ikiz vermiyor. Vermez evet. Geçiminizi nasıl yapıyorsunuz? Damızlık mı satıyorsunuz? Süt mü? Nasıl yapıyorsunuz? Yok işte bu koyunlar yani anaç koyunlar. Doğurgan anaçlar bunlar. Hı hı. İşte kuzularını satarız, erkek olanı satarız, dişiyi bırakırız. He. İstikbal olarak evet, ileriki zamanda büyük olur, koyun olur. Hı hı. Sütünü de sağıp işte satarız geçmemizi. Süt sağım yapıyor musunuz? Evet, evet. He. Sağım yaparız, işte satarız. Nasıl, sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Süt işte valla köyde, yani bizim köyde alıyorlar. Hı. Tuzlu yoğurt yapıyorlar. He. Yani kendi imkanlarınızla satıyorsunuz. Evet, evet, orada köyümüzde işte. Ne kadar, koyun sütü ne kadar? Koyun sütü 5 lira şimdilik. Şu anda 5 lira. Evet. Az değil mi? 5 lira az. Az ama ne yapak? Peynir yapıyorsunuz mu? Peynir yok, yapmıyoruz. Hmm. Çünkü peynir fazla kesmiyor. Evet. Sıcaktan dolayı su içiyor mal. Yani çok az süzülüyor peynir. Hmm. Yani zarar eder yani. Meranız yok dediniz. Gerçi Türkiye'nin hiçbir... Yok şimdi vardı şimdiki... Yani normal meramız yok işte, buraya geldik. Hmm. Yani mısır tarlasına. Millet işte mısırı biçiyor, biçtikten sonra hemen yakıyor. Hmm. Yakılıyor bütün tarla, işte yakıldı. İşte şimdilik sağda solda biraz yani idare yapıyoruz. Evet. Merak evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok yani. Bu yani böyle göçebe gibi tarladan tarlaya hemen hemen bütün çobanların kaderi. Evet yani. aynen bütün çobanlar işte hani gördüğünüz gibi orada da var, orada da var. Bak işte romoklar orada da var. Yani bütün çobanlar işte. Evet, Ramoklu'nunlar çoban evet, mı? Evet, evet, çoban bunlar. Hepsi çoban. Hepsi çoban yani bizim yani gibi. Seyyar olarak? Seyyar olarak, evet. Bir şey kurdunuz. Evet, kendi imkanımızla işte. Evet. Sığınacağımız bir yer yaptık. Nasıl dolaşıyor. Eşek de var sizde. Eşek burada iyi yaygın. Evet. Katır mı bu eşek mi? Yok, eşek. Ama iyi eşek de katıra benziyor. Evet. Bak, orada da var. İki tane eşek evet. Var. Eşek üstüne biniyor. Yani yorulduk mu biniyoruz. Soyumuzu, yemeğimizi taşıyor. Koyunların yani önde gidiyor. Koyunlar da işte arkasına takılıp gider. Evet, aynen. Alışık koyunlar, alışık ona alışık. Çok güzel. Evet, böyle. Koyunculuktan başka böyle bir şey yapıyor musun? Böyle ekip biçtiğin tarla arazi? Yok valla, şimdilik bir şeyimiz yok. Yani koyunlara hiçbir işin yok. Hiçbir şey yok. Emeklilik var mı? Yok. Sigorta ödüyor musun? Yok vallahi bir şey ödemiyor. Niye vallahi bir şey ödemiyorsun? Yok yani. Yok vallahi gayet böyle. Ya. Vallahi bir şey yok. Allah Allah. Eyvallah. Nasıl olacak yani böyle hiç olmazsa koyun bakıyorsun 100-150 tane koyunun var. Bir sigorta ödersin. Vallahi ödemedik bir şimdiye kadar öyle. Allah. Sen? Vahid. El Vahid. Sen? Sen daha 15 diyorsun. Ama ya sen hiç 15 göstermiyorsun be abicim. Evet. 10 falan. Yok, 5 ay indir hali. Değil mi? Evet. Yani 15 yaşında göstermiyorsun sen hiç. Evet. Bir gösteriyorum. Peki okul okuyor musun? Yok abi, bıraktım. Bıraktın mı? Niye? Zor mu geldi? Evet abi, çok zor geldi. Hayda. Koyun bakmak mı kolay, okumak mı? Yok, okusaydık daha iyi olurdu ama okumadık. Gitti bizden. Geçti. Baban, sen okumayınca baban seni çoban yaptı. Evet abi. Çoban evet. Olduk. Aa, bu halimiz. Nasıl halin? Ne kadar yatıyorsun burada haline ya? Nerede yatıyoruz? Nerede? Şimdi gideceğiz. Nereye gideceksin?
Darı tarlasına gideceğiz. Kaçta çıkarıyorsun koyunları? Üçte. Üçte çıkarıyorsunuz. Evet. Ha, erken değil mi üç? Ne yapak abi? Ancak yayıyor hayvanlar. Allah Allah. Ancak doyar akşama kadar. Akşama kadar. Gece neredesin? Buraya mı geliyorsun gece? Evet abi. Yedi akşam burada oluyoruz. Çok güzel. Yani. Ne yapacağız işte? Takılıyor koyunların arkasında. Baba nerede? Ne iş yapıyor? Babam evde. Tarlada çalışıyor. Biber ektik. Orada çalışıyor. O abi. Da geliyor mu? Bak, geliyor. Sen onun adına geldin. Evet. Ne yapalım? Çok güzel. O da bu yarın biber toplayıcı pazara indirecek. Hmm. Ha, biber toplayıcı. Pazara da çıkıyorsunuz. Evet, ne yapalım? İşte bu eşek çobanların köpeklerden sonra çobanların en sadık dostu. Koyunlarla beraber her yola geliyor. White bir tane köpek var galiba sizde. Yok 4-5 tane var abi. 4 tane. Nerede onlar? Yok ya şimdi. Onlar yataklar. Öt. Hayır hiç. Öt. Ah maşallah. Öt. Tamam anladık geldin tamam. Bırak. Hoş. Evet sevgili izleyiciler gerçekten çok güzel eşek. Gel paşa. Allah Allah. Hoş. İşte çobanların mekanı burası Mehmet abi ha? Evet bu burası. Allahu ekber. Merdiven oturmaya geldim. Dandik merdiven biraz. Ah Allah ha. Oh maşallah çok güzel be. Ha. Burada oturuyorsunuz. Oo, telefon şarj cihazı da var. Evet. Aynen. Serin burası ya. Oo, biraz serin bak burası. Tabii ya. Dışarıya göre iyi. Seyyar, geç mesela burada kaç ay kalacaksınız? Burada yaklaşık 2-3 ay yani kalırız. 2-3 ay kalırsınız. Ta yağmur basana kadar yani. Yiyecek içecek köyden getiriyorsunuz. Köyden her gün yani günlük gelir. Her gün günlük gelir. Günlük her gün evet. Bir kişi var zaten. Her gün bize gidip gelir. Gidip geliyor. Ha, sütleri sağarız. Sütü evet. Alır gider. Yememizi verir gider. Kış olduğunda ne yapıyorsunuz? Kış olduğunda işte evde yatıyor koyunlar. Eve götürüyorsunuz. Evet yemini veriyor. Ya evde kalıyor. Yani başka açık kalacak yer yok çünkü bizim orada. Mera alanı yok. Mera alanı yok. Evet. Aslında. Mecbur ondan dolayı yani ahırdan mal kalıyor. Evet. 3 öbek halinde. Burada da su tankeri var. İşte burada da bir eşek var. Koyunlar burada. Çobanlar ziraat yapılan ve hasadı yapılan arazilere yayılmış vaziyette. Bu şekilde yaklaşık. Bu kaç tane vardır burada White? 350'ye yakın var abi. 350'ye yakın çoban vardır böyle. Böyle evet. Bu şekilde. Evet abi. Allah Allah. Çok ya. Çok iyi maşallah. Ne yapalım abi? Her yerde var. Nereye gidersin çobanlar abi? Burada 15-20 çadır var. 15-20 çadır var. Öbür tarafta da var. Çok çadır var burada. Yani. Evet. Haddinden fazla çoban var. Evet. Köyde daha var. 5-6 çoban. Biz de bilmiyoruz daha. Çok çoban var abi. Evet. Bir köyde de belki 100 çoban var. Maşallah. O zaman koyunculuk iyi burada. İyi ama merak alanı yok abi ya. Pek merak alanımız olmadığı için. Ha. Fazla koyun besleyemiyoruz. Onun için de... Ama iyi maşallah. Yani sende 100-150 tane koyun var. Batıda böyle koyun olan çok az. Allah ne yapacağız abi? Mehmet abi artık biz yavaş yavaş gidiyoruz. Sizi burada sıcağın ortasında bırakacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım Reyhanlı'yı da görelim. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Türkiye turuna devam edeceğiz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani şikayetlerini falan söyledin zaten. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak sizlerden Allah razı olsun buraya geldiniz. Hı hı. Yani halimizi göründülediniz. Sağ olun, var olun. Hı. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Hatay'daydık. Hatay ilimiz Suriye sınırında ve gerçekten ilk defa geliyorum Hatay'a. Çok güzel bir il. Toprakları çok verimli toprakları var. Ondan sonra özellikle İskenderun çok güzel denize sahil. Yine İskenderun denize sahil olduğu için bu akşam
Yani geçen akşam diyelim, iki akşamdır İskenderun'un bir ilçesinde kaldık. İlerisinde neydi? Neydi şimdi hatırlayamadım. Geceyi orada geçirdik. Gerçekten sahil kenti, çok güzel bir bölge. İnsanları hoş, insanları misafirperver bölge. Genellikle Arap nüfusu daha fazla ama burada gördüğüm kadarıyla 15 Temmuz'dan sonra milliyetçilik tavan yapmış. Türkiye milliyetçiliği, yani milliyetçilik derken Türkiye milliyetçiliği. Hepimiz Türkiye devletinin çatısı altında birleşmişiz. Eğer gerçekten bu birlikteliğimizi koruyabilirsek çok güzel olacak. Biz yaklaşık 2000 kilometrelik yol yaptık. Yaklaşık bu 13. il. Hiçbir ilde bizi durdurup kimlik falan sormadılar. Nereye gidiyorsun demediler. İşte Allah muhafaza Türkiye bölmüş olsaydı 15 Temmuz'da her girdiğimiz yerde bize kimlik soracaklardı. Rahat ve özgür bir şekilde gezemeyecektik. İşte bu rahat ve özgür bir şekilde büyük Türkiye'yi gezebilmemizi şehitlerimize, gazilerimize, asker, polis ve istihbarat görevlilerimize ve ülkemizin büyüklerine gece gündüz teknoloji üreten, plan proje üreten, siyaset üreten ve ülkemizi tüm dünyadaki düşmanlara karşı koruyan ve savunan büyüklerimize borçluyuz. Elhamdülillah, şükürler olsun. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ben de katılıyorum. Doğrudur. Evet. Yani büyük 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 ülke olmak çok güzel bir şeymiş. Büyük devlet olmak çok güzel bir şeymiş. Küçük devletçikleri görüyoruz. İşte biz şu anda sınırdayız. Yani bir tarafta Suriye var, bir tarafta Kıbrıs var, bir tarafta Lübnan var. Lübnan'da gördük. Çok yakın yani buraya. Küçük devletçikler, baktım. Hatta 3 tane Mısır'a da baktım. Mısır, Lübnan, İsrail. Üçüne bir baktım. Üçünün toprağı Türkiye büyüklüğünde etmiyor. Yani küçük devletçikler Batılılar tarafından, Hristiyanlar tarafından, efendim emperyalistler tarafından çok güzel yönetilebiliyorlar. Onun için zaten Türkiye'yi bölmek istemelerinin sebebi bu. Onun için büyük devlet olalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım diyorum ben. Aleyna sağlık. Evet, sağ olun. Çobanla baş başa da burada sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekansta Çiftçi TV'de Çobanla baş başa da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm Hataylı çobanların üzerine olsun diyorum.